Ne bu halin Gülşah? Sana ne oldu böyle? Sormayın sultanım. Başıma gelenleri bir bilseniz. Anlatsana. Perçem, sen dışarıda bekle. Ölümden döndüm sultanım. Bu yüzden mi kaçtın? Kaçmadım ki sultanım. Sizin yanınıza gelecektim. Bir ağa geldi. Sizin gönderdiğinizi söyledi. Ben de inandım. Hakikati öğrendiğimde çok geçti. Çırpındım, direndim ama nafile. Onlar soktu beni bu hale. Gözümü açtığımda hiç tanımadığım bir evdeydim. Şükürler olsun ki civardakiler bulmuş, bakmış bana. Nasıl olur? Sana kim yaptı bunu? Yoksa? İbrahim Paşa'nın marifeti sultanım. Paşa'nın seninle ne derdi olur? Anlatacağım sultanım. Fakat evvela sizden bir isteğim olacak. Neymiş o? Beni himayenize alın sultanım. Bana bir tek siz yardım edebilirsiniz. Ancak siz kurursunuz. Yeniden saraya dönmek, sizin hizmetinizde çalışmak istiyorum sultanım. Anlatacakların dediğin kadar mühimse gerekeni yaparım elbet. Hiç kuşkunuz olmasın. İbrahim Paşa'nın kellesi iki dudağınızın arasında olacak. Tamam. Anlat o halde. Beni himayenize alacak mısınız sultanım? Tamam dediysen tamamdır. Kızmayın sultanım, lakin öyle şeyler yaşadım ki. Gülşah. İbrahim Paşa bir hatunla düşüp kalkıyor. Bir hatunla? Hatta ondan bir çocuk bile peydahlamış. Hatunun karnı burnunda. Çocuk? Kimmiş bu hatun? Esas bunu duyun siz. Nigar Kalfa. Sen bunu nasıl öğrendin? Kendi gözlerimle gördüm gebe olduğunu. Sonra takip etmeye başladım. İbrahim Paşa ile konuştular. Duyar duymaz yanınıza geldim. Lakin yoktunuz. Siz gelene kadar da benden kurtuldular. Gülşah, sana nasıl inanacağım? Ne malum saraya dönmek için yalan söylemediğin? Bakın, görün bana neler ettiklerini. Duyduklarımın bedelini neredeyse canımla ödeyecektim. Artık sizden başka sığınacağım kimse kalmadı. Korkuyorum sultanım. Eğer hala bana inanmıyorsanız Nigar'ı bulun. O vakit göreceksiniz gebe olduğunu. Nigar yok artık. Saraydan atıldı. Gebeliği ortaya çıkmasın diye oyun ettiler belli ki. Zira paşa çok kızmıştı. Haberi yokmuş bu gebelikten. Belliydi bir şeyler döndü. Ne yapacaksınız sultanım? Bekleyeceğiz Gülşah. Evvela bunu ispat etmemiz lazım. Hatun gebe zaten. İnkar eder. Başkasından gebeyim der. Kimi nasıl inandıracağız? Bunun kuşkusu bile yok eder sultanım. Hatice sultanımız bunu bir duyarsa ateş olup üzerlerine yağar. Perçem ağa! Sultanım. Gülşah'ı emniyetli bir yere götürün. Her ihtiyacını karşılayın. Korkma. Artık himayemdesin. Beni saraya almayacak mısınız sultanım? Şimdi olmaz hatun. Seni görürlerse anında yok ederler.
Nigar da kaybolur. Bir anda örtbas edilir. Akıllıca hareket etmemiz lazım. Karşımızda herhangi biri yok. Sadrazam var. Ne yapacaksınız peki? Bir bakacağım icabına. Sen benden haber bekle. O güne kadar da sakın diyeyim ortalıkta gözükme. Beni anladın mı? Sağ olun sultanım. Çok sağ olun sultanım. Siz olmasanız halim nice olurdu. Dikkatli ol Perçemem. Gülçen'in hayatı şu an her şeyden mi? Merak etmeyin sultanım. Hatunun hiçbir eksiği olmasın. İlaveten bir gözü Nigar kafada olsun. Attığı her adım hakkında malumat istiyorum. Bu gizli münasebeti ispat edeceğimiz ne bulursan getir bana. Aman oylanmasın. Gizlice yürüt tahkikatını. Anladım sultanım. Anneciğim. Meşim, benim ay parçam. Demek buradasın. Halamı görmeye geldim. Hep beraber çiçek toplayacağız. Ne güzel. Sen biraz ikizlerle oyna, hı? Sultanım. Biliyorum. Bana hala kızgınsınız. Fakat ben ne yapıyorsam hareme nizam için. Validemizi çirkin oyunlarına alet ederek mi? Haremin nizamı böyle sağlanmaz Hürrem. Bana haksızlık ediyorsunuz sultanım. Bu savaşı ben başlatmadım. Bana başka yol bırakmadılar. Siz de biliyorsunuz olan biten her şeyi. Merak etme, ben kimin ne olduğunu çok iyi biliyorum Hürrem. Fakat size diyecek laf bulamıyorum artık. Ben sizi Allah'a havale ettim. Sultanım. Cihan'ım. Osman'ım. İyi ki getirmişsiniz. Validemizin yanına da uğrasınlar. Neşeleriyle ona kuvvet verirler. Ama biz önce çiçek toplayacaktık. Durmayın o zaman sultanım. Haydi. Tatlılar değil mi? Hem de nasıl? Ne muazzam bir aile oldunuz. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah hep böyle saadet içinde yaşarsınız. Amin. Sultanım. Müsaadenizle ben daireme dönüyorum. Mahidevran. Meşgul etme beni Hürrem. Neyle meşgul olduğunu duydum. Hünkârımıza cariye sunursun. Ben validemize vekalet ediyorum. Hünkârımızı memnun etmek benim vazifelerimden biri.
Allah sana başka keder vermesin. Bir kadın olarak eksikliğini böyle mi örtüyorsun? Sen kendi derdine yan Hürrem. Hünkârımız hani senden başkasıyla olmazdı? Asla bu mümkün değil. Öyleyse neden hala odasında cariye? Hangi cariye bu? Yoksa şu gelen mi? Daha önce de hünkârımıza hatunlar sunuldu. Hatta bir prenses bile vardı aralarında. Neredeler şimdi? Bir bak bakalım etrafına. Benden başkasını görebiliyor musun? Vaktiyle ben de çok sevildim Hürrem. Mustafa'm bu aşkın meyvesi. İstersen Gülfem Hatun'a sor. Benim yüzümden ne acılar çektiğini anlatır sana. Hep böyle maziyle övünacaksın neyse ki. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bunu kabullenmek zor. Ama kabullendim. Zira hakikat bu. Ne yaparsan yap değiştiremiyorsun. Bu senin için de geçerli. Bir gün bir hatun gelecek. O sarsılmaz, yıkılmaz dediğin aşkını yerle bir edecek. Haydi evlat. Beni kendinle bir tutma. Dünyanın bütün hatunları bir araya gelip haykırırsa benim fesirtimi bile bastıramazlar. Bu kibir senin sonun olacak Hürrem. Acılar içinde kıvranırken bu lafları hatırlatacağım sana. Mahidevran sen yoksun artık. Yakında gideceksin buradan. Senin kuvvetin yetmez buna. Hünkârım. Çarşıda beşik satın alıyordu. Beşik mi? Ha, bir komşusu varmış gebe. Hediye olsun diye. Eminim öyledir. Başka ne konuştunuz? Tek başına ne yapıyormuş Nigar? Vallahi doğru düzgün konuşamadık. Hemen çekti gitti. Öyle üzüldüm haline. Onca yıl çalıştık birlikte. Maşallah kabiliyetliydi. Akıllıydı da. Keşke geri dönse. Haremin tarı tuzu kalmadı Sümbül. Nigar, Gülah. Yanımda kim varsa gitti. Vay sultanım aşk olsun. Ben ne güne duruyorum. Bir ihtiyacınız olursa bir şey. Ben de bu yüzden çağırdım seni. Yanımda mısın yoksa karşımda mı bilmek istiyorum. Sultanım. Sualime cevap ver. Yanımda mısın yoksa karşımda mı? Sultanım sizin karşınızda olmak benim ne haddim be? O halde yanımdasın. Ne oldu Sümbül'e? Korktun mu yoksa? Sultanım ne yalan söyleyeyim. Gül Hanım başına gelenler malum. Doğru. Onu kovdular. Fakat sanma ki sefalet içinde. Bana sadık kalmasının mükafatını aldı. Her ihtiyacını karşıladı. Bir eli yağda diğeri bağda yaşıyor şimdi. Oh. Senden de aynı sadakati bekliyorum. Maziyi unut Sümbül. Ne olduysa oldu. Biz istikbale bakalım. İster bana hizmet eder. Bu istikbalin bir parçası olursun. Ya da Mahidevran'a hizmet eder. Mazide kalırsın. Karar senin. Vallahi
Ey sultanım, size hizmet etmekten büyük şeref duyarım. Akıllıca bir karar. Fakat nasıl olacak? Kendileri malum haremin idaresindeler. Esas mesele de bu zaten. Validemiz Hakk'ın rahmetine kavuşmadan eve Mahidevran gitmeli. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Anladım sultanım. Bu vaziyette size söylemem gereken mühim bir husus var. Mahidevran Sultan hünkârımız için bir cariye hazırlanmasını buyurdular. Neredeydin? Bahçeye çıktım. Hatice Sultanımız da oradaydı. Sohbet ettik biraz. Nasılmış? Ziyadesiyle umutlu. Validemizin bugün yarın iyileşeceğini söylüyor. Bu da beni tedirgin ediyor. Ne demek bu? Süleyman validemiz iyi değil. Her şeye hazırlıklı olması lazım, yoksa çok üzülür. İki tane evladı var. Onu çok seven bir kocası var. Onların varlığıyla ayakta duracaktır elbet. Orası öyle tabii. Ne hoş. Sen mi yaptın? Hayır. Mahidevran'ın hediyesi. Bunu nasıl kabul edersin? Bunu yanlış anlayıp karşılık bekleyebilir. Ey sevgili. Kim ne umut ederse etsin, beklesin. Ne fayda? Zira ben alemin padişahıyım, sen de benim. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Süleyman, bütün gün göremedim seni. Nereye gittin? Yahya ile görüştüm. Süt kardeşim. Ne oldu, seni üzecek bir şey mi söyledi yoksa? Rüyamı anlattım ona. Hayır mıdır, şer midir diye sual ettim. Bir şey söylemedi. Hayra yoralım. Ayrıca ben ne rüyalar gördüm, hepsi çıksaydı. Üzülme artık. Hünkârımıza haber verince nasıl sevindi? Hünkârımız demek bu yüzden ayrıldı Hasado'dan. Sultanım, size söylemiştim. Validemiz iyi olacak. Tekrar aramıza dönecek. Benim de tek dileğim bu. Zira bu halinden medet umandır, nefesi kursağında kalacak.
sultanım. Gülfem Hatun'um. Hünkârımız sizi çağırıyorlar. Öyle mi? Tamam, geliyorum. Müsaadenizle. Beni siz uğurlayacaksınız valide. Hayır duanızı almadan gitmeyeceğim. Validemizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Dinlenmesi icap eder. Öyle değil mi dayı? Hakkınız var sultanım. Hayırlı geceler valide. Gülfem Hatun, hünkârımız neden çağırmış? Yeni haznedarın tayiniyle alakalı fikrimi almak istediler. Lakin kimi söylediysen kabul etmediler. Kimse tayin edilmedi mi? Edildi sultanım. Edildi. Artık haremin baş haznedarı benim. Ne güzel. Tebrik ederim Gülfem Hatun. Sağ olun sultanım. Hayırlı olsun Gülfem Hatun. Sağ olun. Allah size kolaylık versin. Amin. Müsaadenizle. Dayı Hatun. Tecrübenle bana destek olmanı isterim. Elbette Gülfem Hatun. Emrinize amadeyim. Sultanım. Derhal anladın. Ne oldu? Gülşen söyledikleri doğru muymuş? Bütün gün evini izledim sultanım. Akşam İbrahim Paşa geldi. Emin misin o olduğuna? Hiç kuşkum yok sultanım. İlaveten hatunun gebe olduğu aşikar. Nihayet güzel haber. Geceyi orada mı geçirdi paşa? Bir vakit içeride kaldı. Lakin çok geçmeden ayrıldı. Söyle arabamı hazırlasınlar. Bir ziyaret edelim şunu. Sultanım. Yalnız yaşayan bir hatunsun. Kapını açık bırakma. Dalgınlığıma gelmiş sultanım. Siz burada... Hatice Sultan'ın sarayına gitmiştim. Dönerken bir uğramak istedim. Yolculuk nereye nigar? Ben burada yapamıyorum artık sultanım. Yalnızlık fena. Dayı Hatun sağ olsun. Çiftliğinde kalmama müsaade etti. Oraya gideceğim. Şu benim verdiğim çiftliğe mi? Siz neden geldiniz sultanım? Benden bir isteğiniz varsa. Senin ne isteyebilirim ki? Malum. Ne vakit güvenirim.
prensem ihanet etti. Nigar. Benden mi kaçıyorsun yoksa? Haşa sultanım. Ne kaçması? Nigar. Sana karşı hep adil oldum. Yine olacağım. Hak eden hak ettiğini alacak. Ben istemezdim böyle olmasını. Sizi ne kadar sevdiğimi, hürmet ettiğimi bilirsiniz. Fakat kader ağlarını öyle ördü ki. Elim kolum bağlandı. Şaştım kaldım. Nigar, nedir senin derdin? Bana söylemek istediğin bir şey varsa şimdi söyle. Zira bu son görüşün olabilir beni. Bundan sonra istesen de yardım edemem sana. Anlatacak bir şey yok sultanım. Dediğim gibi çiftliğe gideceğim. Orada çalışanlar da var. Yalnız kalmam. Madem öyle. Uğurlar olsun sana. Sultanım. Senin işine bak dayı. Validem. Bugün nasılsınız? Bilmeniz istediğim bir husus var. Zira söyleyeceklerim sizi ve hanedanımızı yakından ilgilendiriyor. Bu haliniz beni çok üzüyor. Zira bana yaptığınız onca şeye rağmen size hep saygı duydum, hürmet ettim. Hatta itiraf edeyim, size hayrandım. Zekanızla, güzelliğinizle, duruşunuzla ışık tuttunuz yoluma. Bu yüzden size defalarca yalvardım, elimi uzattım. Bir kez olsun tutmadınız. Keşke daha önce kabullenseydiniz beni. Yok etmek yerine dinleseydiniz biraz, anlamaya çalışsaydınız. Emin olun, bunların hiçbirini yaşamazdık. Karşımızda kimse duramazdı. Hep birlikte huzur içinde yaşardı. Bunları sizi üzmek için söylemiyorum validem. Ne olduysa oldu, hepsi geçti. Ben size hala hürmet ediyorum. İçiniz rahat olsun diye söylüyorum. Süleyman benim sebebi varlığındır. Onun huzur ve saadeti için cehennemde yanmaya razıyım. Neyse ben başka bir şeye söylemeye gelmiştim. Thank you.
İbrahim Paşa. Sevgili damadınız. O hiçbir şey hak etmiyor. Ne güzeller güzelin sultanımızın, Hatice'nin aşkını. Nere hünkârımızın sevgisini. Zira ihanet içinde. Valide Sultanımızı daha fazla yormayalım. Malum hekimler. Tamam çıkacağım dayı. Tekrar geleceğim valide. Sakın üzmeyin kendinizi. Yormayın. İnanın bana. Bundan böyle her şey çok güzel.